Mültecilere karşı ırkçı söylemlerin bir türlü sonu gelmiyor. En son olarak Fatih Altaylı mültecilere karşı ağır sözler söyledi. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Fatih Altaylı'nın bu sözlerinin ardından harekete geçti ve dava açtı. Çünkü çok kötü ifadelerdi. Kullandığı ifadelerin bir yani toparlayacak olursak tüm Türkiye'deki özellikle Suriyelileri, bir asker olarak nitelendirdiği, Suriye askeri olarak nitelendirdiği ve Türkiye'yi işgal etmiş olduklarını iddia etti. Şimdi bu söylem esasında Türk Ceza Kanunu 216. maddesinde adeta Suriyelileri Türklere, Türk vatandaşlarının da Suriyelilere bir ee, tahrik var. Savaş var. Biz onun için geldik. Olmasa biz Afganistan'da güzel memleket, burada güzel memleket yani. Sıkıntı yok. Burada mutlu musunuz? Burada mutluyuz çok şükür. Allah razı olsun sizden de. Afganistan'da çok savaş var, dava var. Mecbur buraya geldim. Bazısı Suriye'den, bazısı Afganistan'dan. Hepsi savaştan kaçtı, Türkiye'ye sığındı. Onlar Türkiye'de huzur bulsalar da kimi zaman ırkçı ifadelere maruz kalıyorlar. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi şu anda esir almış vaziyette görünüyorlar. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik etme suçu var. Bu suçu esasında işliyor. Çünkü diyor ki ey Türk vatandaşları, Vatanınız işgal ediliyor. E diğerlerine de mazlum, zaten savaş sebebiyle mazlum olmuş, e, ülkelerinden kendi isteğiyle gelmiş insanlar değil, ülkelerinde yaşamak arzusuyla daha düne kadar belki üzerlerine bomba düşene kadar ülkelerinde yaşama gayreti içerisinde olanlar, üzerlerine bomba düştüğünde kollarını, bacaklarını, evlatlarını, çocuklarını, anne babalarını kaybetmiş insanları, siz burada bir kez daha mağdur duruma sokmak istiyorsunuz. Allah razı olsun iyi davranıyorlar. İşimizden memnunuz, adamlarından memnunuz. Ha savaş var vallahi abla. Altaylı'nın büyük tepki çeken sözlerine karşılık Uluslararası Mülteci Hakları Dernek Başkanı Abdullah Resul Demir Büyük sessiz kalmadı. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik etme suçundan hı hı. E, suç duyurusunda bulunduk.